Berrak olmayan suların hep bir ucunda, bir tarafında arkadaşlar işin o kumar tarafı, üçkağıtçılık tarafı, dolandırıcılık tarafı var. Yani biliyorsunuz bu tür şeylerin çoğunda siz alırken birileri aslında kaybediyor. Hadi o tarafını geçiyorum. O tarafı hadi serbest piyasa ekonomisi diyelim, ticaret diyelim, birileri kazanacak, birileri kaybedecek diyelim, kapitalizm diyelim ama bu işin kredi çekme tarafına gelen taraf, yani ister Bitcoin olsun, ister gümüş için olsun, bence işin inanılmaz tehlikeli tarafları. Yani buralara yeltenmek, buralara tenezzül etmek bence insanın kendisini sorgulaması gereken durumlar. Cuma namazına gelmek ister misin bence? Ayakkabılarını bir kaldırıp gösterir misin? Nike reklamı yapalım. Gözüküyor. Arkadaşım, kanepeye değdirmeyelim pis ayağına. Kaldır dedim sana, koy demedim. Ama ben yapamam ki bunu. Ya senin gibi bir dansçı. Ay tabii. Hemen şöyle çak bir. Ses deneme 1-2-3. Ali Kemo Bey. Vallahi askere maskere gidersen konuşmam seninle bir daha ömür boyu. Ali Kemal'siz bir ikaz hayal edemiyorum. Gerçekten özel bir insansın. Senin dışında işe geç kalan yok yani. Hele böyle... Gerçekten özel bir insan olmak lazım Ali Kemal gibi. İşe böyle 37 dakika falan geç gelen kimse yok başka. Yani ama kimse geç gelmiyor da zaten. Benim için bir dakika bile mesele yani sabahları o disiplin için. Herkese merhaba. Kolay Deli hoş geldiniz. Bölüme daha karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu, a.k.a. Emen, MN. Bugün sizlerden gelen... bireysel yatırım sorusundan biraz bahsedeceğim. Şöyle bir algı var herhalde. İşte bireyselde böyle benim milyonlarım olduğunu ve bunların işte Bitcoin, hisse senedi, işte vadeli işlem opsiyon borsası, Forex, döviz ve işte çeşitli devlet tahvilleri ve bilumum diğer araçlarla, mediumlarda bölüştürdüğümü falan düşünüyor insanlar. Bunlara açıklık getireceğim arkadaşlar. Bunun dışında bazen şöyle yorumlar geliyor. Bunlar beni şaşırtıyor. Mesela geçen şöyle bir yorum geldi. Biraz daha mütevazi olsaydınız falan filan gibi. Dedim ki ne, hangi hareketin mütevazilik, yani mütevazilik dışı bir hareket olarak size algı yarattı? İşte biraz daha gülümseyebilirsiniz falan. Ya mesela bunlar beni çok şaşırtıyor bu arada. Mütevazi olmadığımı düşünebilir insan, sıkıntı yok. Ki üzer bu beni aslında. Mütevazilik benim şahsen tüm şirketlerde de adalet, samimiyet, mütevazilik diye bahsettiğim 3 tane temel değer var. Onlar içerisinde en önemlilerinden biri. Ama hani gülümseyem, yani güler yüzlü olmadığım için o bölümde bana mütevazi değilsin demek de çok haksızlık değil mi yani? Hani bana de ki mütevazi değilsin çünkü artistçe konuştun. Ama yani gülmediğim için bunu söyleme. Onun dışında böyle sadece şu an sesli düşünüyorum, dertleşiyorum sizlerle. Mesela işte çok beğeniyorum ama önce şu ayağını bir indir falan gibi şeyler var. Yani ayağım da sizi rahatsız etmesin arkadaşlar. İçeriye odaklanın. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş derler. İyi bir niyetle doğru bir şekilde bakalım karşımıza bence. Maksimum faydayı almaya çalışalım. Diğer detaylara, gereksiz detaylara takılmayalım. Konumuza dönmek gerekirse. Şimdi ben çok şaşırıyorum. Geçen gün işte sabah İstanbul'da Emirgan'da işte kahvaltı yapıyorduk böyle erken 6.30-7 gibi. İşte bir DM geldi abi işte geliyoruz hemen işte kahvaltıya işte orada mısınız bir tanışmak isteriz falan diye. Ve iki tane çok böyle yetenekli, çok heyecanlı, tutkulu arkadaşımız bayağı uzaklardan yani Bayrampaşa'dan ta şeye Emirgan'a geldiler ve işin ilginç tarafı zaten Emirgan'da sabah koşu yapmışlar ve dönmüşler ve sonra görünce yolun ortasına tekrar geri dönmeye karar vermişler gibi. Neyse işin magazin tarafını bırakalım. Oturduk, konuştuk. Arkadaşlarım mesela işte bu vadeli işlem opsiyon borsasında, Forex'te, İşte diğer taraflarda falan böyle çok ilginç hikayeler anlattılar bana. Ben böyle birazcık şey zaten hani aşina olduğum, az çok bildiğim mevzular ama açıkçası böyle çok da içinde olduğum şeyler değil. Çok şaşırdım yani dedim ki insanlar ne kadar ilginç yani. Gencecik insanlar mesela buralara yatırım yapıyor, odaklanıyor. Ben niye bunlarda yapmadığımı söyleyeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim bugüne kadar tüm şirketlerimi yatırımsız devam ettirdiğim için yani bootstrap ettiğimiz için varım yoğum ne varsa hatta olmayanı da kredi vesaire şirketlere gömdüm. Yani benim hiçbir zaman elimde böyle bir toplu para durmadı. Yani olsa da durmadı, kazansam da durmadı. Yani işte
yıl sonunda 1 milyon lira kar ettik. Hop süper, elimde şirkette 1 milyon var. Hadi vergisini, stopajını ödeyeyim, cebime parayı alayım, gelir vergisini ödeyeyim de sonra o parayla gidip kendime bir daire alayım gibi bir geleneksel alışık olduğumuz, beklediğiniz, düşündüğünüz o şey bende yok arkadaşlar. Ben hiçbir zaman açıkçası bunu düşünecek çok vaktim de olmadı. Düşünsem de elimde öyle bir kapital olmadı. Yani hadi dövize yatırayım parayı. Ha şirket mevduatlarını veya şirketin elindeki nakit akışına göre parayı tabii işte dövizde mi tutalım, işte bir hedging forward vesaire bir şey yapalım mı döviz ihtiyaçlarımıza göre, kur riskinden bertaraf etmek adına veya işte mevduatta mı tutalım, vadesizde mi tutalım, ne yapalım gibi birçok şey düşünüyoruz ama hani bu şirket mevduatlarını arkadaşlar gidip de işte Bitcoin'e yatırmıyorsun, yatıramıyorsun. Bireyselde de bahsettiğim gibi yani bu tarafta böyle bir mevduatım olmadığı için açıkçası böyle inanılmaz tecrübeli değilim. Bitcoin mesela çok önemli bir hani kaçan bir trenddir benim için. Ama bir yandan da Bitcoin için kredi çekip sonra Bitcoin'den çok ciddi para kaybeden çok yakın tanıdığım arkadaşlarım, kardeşlerim var. Geçen bir arkadaş geldi ofise, çat kapı geldi. Lütfen bunu yapmayın. O arkadaşla konuştuğumuzda inanılmaz şaşırdım. Buna bir arkadaşı şey demiş. İşte ya gümüş demiş çok artacak. İşte sen gümüşe gir falan. Bu başta ciddiye almamış. O ara gümüş inanılmaz artmış. 10 katına çıkmış vesaire. Şimdi tekrar gümüşle ilgili bir şey söylemiş. Bir tiyo vermiş. Ve arkadaşımız 25 bin TL kredi çekmiş yani şeyle ilgili. Gümüş almış. Şu an gümüşü bekliyor yani artmasını. Bana inanılmaz psikopatça geliyor. Yani inanılmaz ekstrem geliyor. Hani şey diyor abi hiçbir zaman geriye düşmez zaten diyor. Yani çok kazanamasam da en azından kapitali korur en kötü geri krediyi kapatırım diyor. Anlıyorum ama yani birinin tiyosuyla birinin verdiği bir sözle tamamen hiç kontrolün olmayan, tamamen kumar diyebileceğimiz bir şey için kredi çekiyor olmak arkadaşlar bence çok yanlış bir hareket. Yani bugün gümüş için çektiğin kredi 25 TL olur, yarın Bitcoin için veya yarın başka bir emtia için, başka bir ya da parasal araç için biri sizi kandırabilir ve milyonlarca belki kredi çekebiliyorsunuz. O zaman limitiniz var. Çekip sizi gerçek anlamda hayatınızı bitirebilir arkadaşlar. Bu tür kararları hem etik olarak hem bireysel disiplin olarak gerçekten kendinize bazı kurallar koymamız lazım ve bu tür şeylere yeltenmiyor olmamız lazım. Çünkü bu sular, yani bu puslu havalar veya berrak olmayan suların hep bir ucunda, bir tarafında arkadaşlar işin o kumar tarafı, üçkağıtçılık tarafı, dolandırıcılık tarafı var. Yani biliyorsunuz bu tür şeylerin çoğunda siz alırken birileri aslında kaybediyor. Hadi o tarafını geçiyorum. Yani o tarafı hadi serbest piyasa ekonomisi diyelim, ticaret diyelim, birileri kazanacak, birileri kaybedecek diyelim, kapitalizm diyelim ama bu işin kredi çekme tarafına gelen taraf, yani ister Bitcoin olsun, ister gümüş için olsun, bence işin inanılmaz tehlikeli tarafları. Yani buralara yeltenmek, buralara tenezzül etmek bence insanın kendisini sorgulaması gereken durumlar. Buradan ben tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen birilerinin tavsiyeleriyle bireysel hızlı yoldan, kolay yoldan para kazanmak için gidip de işte kredi çekip de bir şeylere para yatırmayın. Döviz de içinde geçerli bu. Bu bir emtia da olabilir, gümüş de olabilir, altın da olabilir, işte Bitcoin de olabilir, herhangi bir future işlemi de olabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Bu arada genel olarak hani bölüm başında disclaimer vermedim ama hani burada herhangi bir tavsiye, yatırım tavsiye de vermiyorum zaten. Tam tersi beni az çok öyle tanıyanlar şeyi bilir yani. Ben bu sularda hani çok böyle boşta bir rezerv param olsa bu sularda yüzer miyim? Yani kafayı şeye takar mıydım? Ya döviz mi alsam, şuraya mı koysam falan? Zannetmiyorum. Yani ayda belki bir saat, yani ayda belki yarım saat bir işlem yapar, oraya bağlar parayı. Sonra o ay boyunca hiç düşünmezdim yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir de burası öyle bir şey ki, yani bu bireysel burada yatırımda yapabileceğiniz şeyler borsa veya hani kumarın kendisi gibi sizin ciddi anlamda vaktinizi de yiyen, mental olarak sizi yoran, hani mesela iddia falan da öyledir ya, yani onu da hiç tavsiye etmiyorum bu arada. Lütfen oynamayın. İddia oynarsın, işte maç sonuçları gelene kadar işi gücü odaklanamazsın yani. Hani ve sürekli oynuyorsan, sürekli kafanın bir yerine ne oldu maç, işin en önemli yerinde, toplantının en önemli bölümünde veya belki işinle ilgili hayati bir durumda sen
en önemli bir aksiyonu almak yerine aklında maç kaç kaç, işte alt mı üst mü vesaireyi düşünüyor oluyorsun. Maalesef borsa veya döviz veya benzer endeksli işler de böyle. Yani sizin gerçek anlamda fokusunuzu dağıtan, işte ilerlemenizin önüne engel. Diğer bir açıdan bakarsak da, belki burada katılmayabilirsiniz, beni eleştirebilirsiniz ama arkadaşlar, bu tür yerlerden kolay para diyelim. Hani bunlar da kolay değil bu arada kazanması, yani bir sürü insan kaybediyor ama çok korkunç bir şey yaratıyor insanda. Kolaya alışmak ve rehavet, anlatabiliyor muyum? Yani sen canla başla çalışıp ayda belirli bir maaş alıyorsun. Aynı parayı işte iddiadan tek seferde ya da oradan buradan kazandığında ister istemez şeyi sorgulamaya başlıyorsun. Niye çalışayım ki? Falan. Sonra oralarda daha da açgözlü oluyorsun, hırslanıyorsun. Sonra bir an tepe taklak gidebiliyorsun o tarafta. O kolaya da alıştırmamak lazım. Yani insanın iş hayatında ister profesyonel olarak isterse kendi işini yaparak, simit bile satabilirsiniz fark etmez. Oradan dişinden tırnağından artırdığı paralarla ilerleyerek, tasarruf ederek, işlerini azimle, sabırla büyüterek kazandığı para kadar değerli ve onu aynı zamanda olgunlaştıran bir şey yok arkadaşlar. Benim tanıdığım biri var. İnanın bu Bitcoin furyasında gerçekten parayı vurdu. Yani öyle böyle vurmadı. Yani 50 bin TL, 100 bin TL sermaye ile 20 milyon, yani 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon sermayeye çıktı bir anda. Yani Bitcoin'in yükselişinden. Helal olsun çocuğa, direkt gördü falan. Ama çocuğa o paraların hiçbiri yar olmadı, biliyor musunuz yani? Tekrar sıfırlandı. Ya böyle hikayeler hep duyuyorsunuz ama birebir canlı şahit olmak çok başka bir şey. Ama o insanlar dediğim gibi çabalayarak, hani hep bizim kolay değil de anlattığımız şekilde sabrederek, altını doldurarak, hak ederek oralara gelse. Şunu demiyorum yani, hiçbir ek gelir olmasın, hiçbir zaman akıllı hareketler yapmasın, bireysel parasını mantıklı değerlemesin, enayi gibi takılsın demiyorum bu arada. O gelsin yani, onlarda tabii şey yapmak lazım. Örneğin uzun vadeli yatırım yapıyorsan yap. Bugün inanıyorsun borsada 5 sene sonra bir şeyin çok değerleneceğine. Okey, yatır o hisse senedine. Bekle yani. Hani bunlar okey ama her gün işte arada trade yapalım, şunu yapalım. Yapacaksan o zaman işin artık o. İşin oysa buna okeyim. Bir şey demeyeceğim ama bunu bireysel olarak böyle kolay yoldan zenginleşeyim, kenarda dursun diye yapıyorsan bence 2 defa, 3 defa, 5 defa düşünmek lazım. Son olarak şeyden bahsedeyim. Hani ben şu an hani samimi olarak hani tamamen böyle bir sürü param olsa hani nerelere yatırım yapardım? Türkiye'de borsaya yapardım yani, hisse senetlerine. Ama uzun vade için yapardım. Yani 4-5 sene sonrasını yapardım ve işte önümüzdeki 5 sene sonra Türkiye'de ve dünyada yıldızı parlayabilecek sektörlere, işte yenilenebilir enerji, işte bulut tabanlı yazılım üreten şirketler, yazılım şirketleri ve benzeri bazı kategorilerde şirketlere, mesela yine havacılık falan, yani hani tamam şimdi zaten bayağı arttı bu arada pandeminin başında, örneğin ya çok da içinde değilim ama Pegasus'un vesaire, Türk Hava Yolları'nın hani hisseleri falan inanılmazdı yani, hani böyle gerçekten çok çok düşüktü. Ben şahsen hani İstanbul Havalimanı'nda mağazalarımız olduğu ve seyahat perakendesi ve genel olarak seyahat havacılıkla içine çok girdiğim için son birkaç yılda, çok da okuduğum, araştırdığım için o taraftaki potansiyeli çok net görebiliyorum. Tamamen naçizane konuşuyorum, hiç tavsiye olarak algılamayın ama işler biraz normalleştiğinde daha bu havacılıkla ilgili şirketlerin gidecek, işlerini büyütecek çok yerleri var yani bu tarafta. Bunun dışında açıkçası hani hiçbir şeye yatırım yapmazdım. Özellikle dövize, hani hayatta şu kurlardan döviz almazdım. Yani döviz görüyorsunuz yani ne kadar hızlı değişebildiğini olayların. Türkiye'de yani gerçek anlamda bir güven sorunu var ve istikrar sorunu var. Bunlardan dolayı aslında döviz bu kadar oynak. Böyle bir piyasa, bu kadar oynak, bu kadar manipülasyonun kolay olduğu aslında devlet politikasında hiçbir zaman anlayamadığın, çünkü hani kuru bilerek mi yükseltiyorlar, yükseltmiyorlar mı, ne yapmaya çalıştığını anlayamadığınız bir senaryoda ben olsam kura yatırım yapmazdım. Keza altın, gümüş şeylerde bunlar çok alakalı şeyler. Oralarda bence şu an çok çok böyle fazla pohpohlandı, pompalandı. Yani şu an oralara yatırım yapan, belirli şartlarda gaza gelip yatırım yapan insanların gerçek anlamda
3 sene sonra mesela pişman olma ihtimali var ama kısa dönemli alıp satıyorsa hani yine ciddi anlamda paralar kazanılabilir. Yani görüyorsunuz dolar bir anda 7.50'ye çakılıyor, bir anda artıyor gibi. Durum öyle. Bunun dışında şeylerle ilgili yorum yapmayacağım. Yani Forex, işte Viop veya işte diğer işte futures şeyleri, o tür falan şeylere hiç girmem zaten. Yani hani hiç böyle bence tamamen hani kumar, tamamen bir risk yani olayı. Hisse senedi olayı da niye yatırım yapardım tekrar altını çizeyim. Çünkü orası öyle bir kumar değil. Orası uzun vadeli bir beklentim var biliyorsun. Mantıklı yani hani sektör olarak oranın büyüyeceğini düşünüyorsun. Kendin içindesin, hissedebiliyorsun o durumu. Hani niye büyüyeceğine ile ilgili bir fikrim var. O yüzden yatırım yapardım. Onun dışında eğer hani çok parası olan hani biraz geleneksel olacak ama gerçekten düşeş bir şey yani gayrimenkul bulunduğu zaman yatırım yapılabilir. Özellikle orada hani çok ufak, çok tecrübeli değilim bu arada. Bunu sadece etrafımda, belki biraz kendi ailemde ve etrafımdaki şeylerden biliyorum. Genelde ev çok doğru bir yatırım değil. Yani ev ne zaman doğru bir yatırımdı? Faizler tam düştüğünde, en son 0.69'a indiğinde ev fiyatları artmadan yakalayabildiyseniz mantıklıydı. O da oturacağınız ev için, yani yatırım için gene çok mantıklı değil. O tarafta benim naçizane tavsiyem her zaman hani ticari şeyler, işte dükkan gibi, ofis gibi. Onları da çok iyi düşünmek lazım. Bu dönüşümde hani ofisler eskisi kadar kullanılacak mı? İşte bu remote, uzaktan çalışma trendleri veya dükkan tarafında eskisi kadar perakende fizikselde kalacak mı, yoksa online'a döndüğünde o fiziksel dükkanların kapanma ihtimalleri. Bir şey de, yani bir şey de eminim gayrimenkulde. O da sadece onda eminim. Sonuçta insanların bir barınma ihtiyacı var ve şu anki gençlerin ve hani insanların beraber yaşama trendleri, çocuk sayılarına vesaire vesaire baktığımızda bence 1+1, 2+1 evlere olan ihtiyaç daha çok artacak. Hani buralara ister yatırım, hani satayım, alayım, kiralayayım, istersem hani böyle bir inşaat işine gireyim tarafında. Bence 1+1, 2+1 projelere yapılan yatırımlardan insan kolay kolay para kaybetmez. Bir de alırken aslında ucuza alıyorsunuz 2+1, 1+1'i. Yani yerine göre değişir. Özellikle baştan girebildiğinizde. Kiralarken o kadar da düşük olmuyor. Yani atıyorum 3+1 2000 liraysa 1+1'de işte 1700 lira oluyor. Yani böyle acayip acayip düşmüyor. O yüzden en mantıklısı bence orada 1+1, 2+1 ev tarafı. Kendimi diğer şeyler gibi hissettim ya. Böyle emlak danışmanlığı falan veren insanlar, emlakçı gibi hissettim. Okey. Umarım faydalı olmuştur bölüm. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kolay değille ilgili, tişörtlerimizle ilgili çekilişimiz bugün sona eriyor. Ürünlerle ilgili çok nereden satın alabilirim, nasıl satın alabilirim sorusu gelmiş. Haftaya bir e-ticaret sitesi açacağız ürünler için. Oradan satın da alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.